nerdin çamaç Ben de yenge. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Seçil'cim biz bugün niye buradayız? Ha evet biz bugün e, bu e, kanal nasıl gelişti? Nasıl karar verildi? Nereden nereye geldiği anlatmak istedik size. 200 video be 200, 200 video olmuş vay, 3 vay, vay, vay. sene olmuş. Fakat e, bunun öncesi çok var tabii. Yaklaşık e, 40 senelik bir 80'den beri bir e, durum var, altyapı var. Burada tabii tamamen hobi e, arkadaşlar. E, gittiğimiz her yerde her zaman bir kameramız, e, elimizde, sırtımızda fotoğraf makinemiz olurdu. Biz kendi e, ailemizin e, gittiğimiz yerlerde anılarını biriktirmek üzere bunları çeker, video yapar, oturur seyrederdik. Böyle 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 ama bu işte hiç bitmedi. Hatta ailemizin arşivcisi olarak, bizim ailemizin arşivcisi olarak tanınır erdik ve derler ki iyi ki varsın abi hani sen olmasan çoluğumuzun çocuğumuzun böyle çok hani resmi olmayacaktı. Videoları olmayacaktı, videoları olmayacaktı. Yani. derler. Ee, böyle böyle geldi ama e, karar şöyle oldu. de çok sıkılınca evlere kapanıp işte ne yapalım ne edelim işte oğlumuz baba dedi ee, neden dedi böyle bir şey yapmıyorsun çok güzel bir şey olur yılların da birikimi var öyle başladık dostlar ve buraya geldi sözü Erdinc'e bırakıyorum nasıl geldi kaç video geldi 3 senede Şimdi sevgili dostlar ben bu işe ilk başladığım zaman ağırlıklı olarak tabii ki sadece fotoğraf teknikleri belki biraz video yani video üzerine çok düşünmüyordum ama daha sonradan gelişti tabii video çekim şeyleri. Ama daha ziyade fotoğraf çekmekle ilgili, zaten kanalın adı da fotoğraf çekmek kolay. Fotoğraf çekmenin kolay yollarını öğretmek gibi bir niyetim vardı. Tabi e, ilk bu işe başladığım zaman e, Fuji Film beraber başlamıştım. Evet. Yani, Fuji Film biliyorsunuz xt t 2den başladım falan ama bu işe girdiğim zaman X-T4'm vardı yanında bir tane X-S10 almıştım. X-S10'u da sadece bu videolar çekmek için almıştım ama. İlk son e, videomda bayağı bir tutunca hadi dedim bari devam edeyim. Gittim Fuji filmle konuştum. E, onlar da biraz destek verdiler tabii bana ama inanın ki içeriklerimin çoğunu yengenize çok iyi biliyor. Kendi paramdan harcadığım alışverişlerle daha ziyade yaptım. Evet aynen öyle. Yani işte eskiden nasılsa öyle devam etti. Hobi tabi biraz artarak gitti ama e, kanalda sizler de ilgi gösterip ...destek verince... E, ...tabii biraz daha şevklendi ortalık. Evet yani zaman zaman... ...pardon zaman zaman değil... Ço ...çok zaman bırakmayı düşündüm ama... ...sizlerden gelen... E, ...abi bırakma e, desteği gelince de... ...sizlerin hatırını kıramamak adına da... ...bu kanalın şu ana kadar... ...bugüne gelmesine sağladınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu anda 6 bin aboneye geçtik. Diyeceksiniz ki çok mu önemli? Yok değil yani ya. doğrusunu isterseniz ama... 200 video, az buzda bir videodan bahsetmiyorsan. Tabii yani. ama önemli değil ama insana bir motive sağlıyor. Diyorsun ki güzel bir şey yapıyorum. İnsanlar dinliyor, faydalanıyor. Tabii ki de cebimden harcayıp yapıyorum ama bu da insana başka bir e, güzellik katıyor. Ya bizim gibi yaşlı insanlar için e, tabii ki sizler e, bir yaşam kaynağı oluyorsunuz. Bu kanalda benim için çok ciddi bir yaşam kaynağı oldu. Ben, tabii. Çok güzel dostluklar edindim, çok güzel ilişkiler geçirdim. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Genellikle yüz ben çok şanslı bir içerik üreticisiyim çünkü içeriklerimin e, zann ediyorum yorumların yüzde %99'u hep olumlu e, yorumlar oldu. Ya gerçekten öyle oldu. İnanın hani bunu böyle e, şeyden söylemiyoruz. E, çok az böyle e, eleştirel yorum olmuştur. E, Gördüklerimiz de zaten silmek gibi bir eğilimimiz olmadı. Zaten olmadı. Çok güzel gitti. Çünkü yani olduğu gibi ve göründüğü gibi ee, şey yok. Yalan yok. Ee, ne bileyim başka şey yok ee, söyle. Yok çok absürt, ee, bir, absürt, bir, absürt bir ya da iki yorum ya da Yani Ben o da de öyle hatırlıyorum. Çok kendini bilmez yorumlar olduğu için öylesini tercih ettim. Yani olayı büyütmek de istemedim. Bunu da biz şanslı mıyız yoksa neyiz çok da karar veremedik buna. Ama olmadı gerçekten o da motiveyi sağladı. İçeriklerimi dediğim gibi herhangi bir sponsorluk boyunduruğu altında olmadığım için ve kanalın amacı da sizler olduğunuz için elimden geldiği kadar doğrusuyla yanlışıyla her şeyde en iyi ben biliyorum diye bir kuralım yok, yok ama ben kendi doğru bildiklerimi size aktarmak için elimden geleni yaptım bugüne kadar. Evet evet evet. Bu da bizi canlı tutuyor, güzel oluyor dediği gibi Erdin'cim bu yaştan sonra bize bir. Şey sağlıyor. Şevk sağlıyorsunuz, Şevk can sağlıyorsunuz, ediyorum. gençlik sağlıyorsunuz. Hepinize bu konuda teşekkür ederim. Şimdi 200 videonun neticesinde geçenlerde baktım. Realistlerim biraz dağınık vaziyetteydi. Onları ben bir düzenledim Hı, sizler evet, için. çok iyi yapmışsın. Ee, neler yapmışım? Fotoğraf, fotoğraf, video çekmek ve ses kaydetmekle ilgili dört tane içerik yapmışım. Daha doğrusu ses kayıtla ilgili dört tane içeriğim var. Onu da biliyorsunuz benim oğlumla beraber ki benim oğlum ses mühendisi ve müzisyen. Onunla ilgili bir içerik yapmışım. Ee, XS20 ile e, 14 içeriğim var. Bir playlistim var. Ben şimdi size playlistleri anlatıyorum. Fotoğrafçılık temel bilgileri ile ilgili de 25 tane video yapmışım. Fuji film kameraları ile ilgili 57 tane video yapmışım. Fotoğraf ve video işleme programları bunların içerisine işte Capture One, e, Adobe Lightroom, Lightroom Classic, Final Cut Pro, ve Da Vinci ilgili bir takım içerikler yaptım. Onları da beraber e, ne yapmışım? Evet 17 tane içerik Güzel yapmışım. Tabi. Ondan sonra Fujifilm lenslerle ilgili 42 tane içeriğim var. Bazıları belki tekrardır. 2 ya da 3 tane lensin tekrarı vardır ama şöyle söyleyeyim size. Demek ki ben Fujifilm'de 40 lense yakın size bir e, inceleme arşivi bırakmışım. Aynı şekilde de Fujifilm kameralarda XA1 XA pardon XA1 XT4 XT5 Ondan sonra x e, XE3 GFX50 e, S e, 50 e, S2 yani aklınıza ve tabii ki bu yeni nesil bütün kameraları da inceledim. A2S A2 e, onlarla ilgili epey bir menü incelemesi yaptık. Dolayısıyla sizlere gerçekten çok güzel bir arşiv hazırladım sevgili dostlar. Onun haricinde de son zamanlarda, pardon, video çekmekle ilgili video çekme teknikleriyle işte tavsiyelerimle ilgili 10 tane video yapmışım. Ondan sonra onun haricinde tabii ki X-Son, XS20 ve x 2 x 2 s ile ilgili de bir takım işte bölümlemeler yaptım ama son zamanlarda tabii. Ee, ne yapmışım? Evet Sony sonra, kameralar. Sony geçince evet. de ile olan içerikler. Şimdi Sony'ye niye geçtiğimi e, tabii daha sonra belki bir içerik yapacağım bu konuyla ilgili ama. Ama çoğunuz biliyorlar hani benim ekmek kırdığım olay <gülüyor> başında. <gülüyor> Yok esas ekmek kırdığın olaydan da ziyade Fuji filmden belki de beklediğim desteği alamadığım için ve bundan sonra da ben artık Fuji filme gidip de bana ürün verin diye yalvarmayacağım. Onu şimdiden belirtiyorum sevgili dostlar. Bu konuda da sizlerden çok özür diliyorum ama ya Fuji film bana ulaşır da abi işte bunu inceler misin derse ancak o zaman ben bir inceleme yaparım ama onun haricinde bundan sonra gidip Fuji filmden herhangi bir ürün incelemesi için Fuji filme gitmeyi düşünmüyorum evet, şimdiden söyleyeyim. Yani sonra. zaten sizler demiştiniz daha önce de sadece ürün tanıtım değil bilgi ve becerilerinizi ve tecrübelerinizi aktardığınız videolar da bizler için tanıtımdan daha önemli anlamak isteyenler diye. Marka ne olursa olsun ben marka sadece ben değilim yani doğrusu. vermezler ama biz bu konuda hani böyle karar verdi yani Erdinç hani en azından tecrübe anlatayım isteğinize göre tabii. Hayır bir de böyle. sadece Fuji filme değil şimdi Madem ki ben paramla sizlere bu içerikleri yani satın aldığım ürünlerle bu içerikli, içerikleri yapıyorum. O halde ben başka ürünler de alayım ki sizlere başka ürünlerle ilgili de bilgi vereyim istedim. Bu bağlamda da Sony kameralarla ilgili şu ana kadar 9 tane içeriğim var. Sony lenslerle ilgili de bakayım 4 tane içeriğim var. Onun haricinde Sigma lenslerle ilgili 4 tane içeriğim var. Son zamanlarda sağ olsun Samyang'la ilgili bir iletişime geçtim. Şu ana kadar onlarla ilgili bir üç tane içeriğim var ama onlar için biliyorsunuz işte bundan böyle bu satın alacağım ufak tefek bütün ürünlerin de incelemelerini yapacağım. Dolayısıyla dediğim gibi herhangi bir sponsorluk boyunduruğu altında olmadan doğrusuyla yanlışıyla bütün eksikleriyle artılarıyla nasıl yaptıysam zamanında o şekilde yapmaya devam edeceğim. Evet tamam doğru <laughs> zaten şimdiye kadar inanın böyle oldu yani çok azdır hani destek ee, İstanbul'dayken alabiliyorduk daha iyiydi başlangıçta ama sonra uzaklaşınca Hadi iki buçuk yıllık bir kapalı okuyalım Evet zor yani oldu Aklımda hani, inmeyeceğim yani yine de bana yine de, iki üç tane ürün göndermediler evet, demeyeceğim Bir atasözü vardır gözden uzak gönülden ırak bu işleyen bir sistem maalesef biraz öyle oldu o yüzden de dönüş bu tarafa dönüş. Eee dediği gibi. Ha ya, yarın öbür gün ben kanalını da incelerim. Nikon'un ee, Nikon'a e, Nikon ulaşabilirsem Nikon'u da inceleyeceğim. Tabii tabii. Önemli olan bu marka sonra artık değil. Ben e, daha çeşitli ediyorum. bir e, içerik kanalı olduğunu göreceksiniz. Fotoğrafçılık ve videografi ile ilgili de e, bilgileri e, aklıma geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz DJI Osmo Pocket 3'ü incelemiştim. Çok yakın zamanda size e, Insta 360 Ace Pro'nun incelemesinde sunacağım. Yani e, ne bileyim ben tripodlarla ilgili bilgi olabilir. Aklınıza ne geliyorsa ve sizden gelen talepler doğrultusuna elimden gelen her şeyi seve seve sizlere sunmaya devam edeceğim. Valla bir şey söyleyeyim mi? E, bana gösterdiğiniz ilgiden daha ziyade Yengenize gösterdiğiniz saygı ve sevgi için de çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet ben de çok teşekkür ediyorum hepinize. Yani müthiş bir kitlesiniz. Harikulade bir kitlesiniz. Konu, konuları bilmiyorum ama konuşamıyorum çok. Yani bilgi sahibi olmadığımda susmayı da bilmek lazım. Ama yanındayım, destekçiyim. O yüzden beni görebiliyorsunuz çoğu zaman burada. Tabii eşimin isteğiyle hani gel diyor, oturuyorum yanına. Hani kendi başına yapmak istediğinde de ona büyük saygım var tabi her zaman oturmak şart değil. Bir de ama... yengeniz her zaman böyle yakalayamıyorum. İşin Türkçesi de o yani. <laughs> evet öyle oluyor tabi. Ee, bizlerin işleri daha çok oluyor. <laughs> Aynen öyle. Ama e, bizim hoşumuza gidiyor <laughs> sizlerle birlikte olmak. Kanalda birlikte olmak. Takip... Valla dediğim gibi fotoğraf çekmek kolay bir aile. Gittikçe de genişleyen bir aile. Çok niş bir e, izleyici kitlesine sahip olan bir aile. Ve bundan son derece mutluyum. Yani ben yüz binleri, bir milyonları falan hedeflemiyorum. Öyle bir derdim zaten de yok. Yaşım e, gereği de, gücüm elverdiğince de bu kanalı devam ettirmeye de kararlıyım. Elbette, sağlık verdiği sürece akıl ve vücut sağlığı çok önemli. Ama şunu söyleyeyim size, 200 videonun neticesinde şöyle tatminim, oldukça geniş bir bilgi arşivi sizlere e, şu ana kadar sunmuş vaziyetteyim. Lütfen o arşivden istifade edin sevgili dostlar. ...playlistleri lütfen inceleyin. Çok keyif alacağınıza... ...eğer daha önce incelemediyseniz... ...çok keyif alacağınıza inanıyorum. İdare etmek istediğin bir şey var mı aşkım? Valla yok. Ben çok konuştum... ...bu sefer galiba. Hani... ...konuşmuyordum ya. Konuştum. Çünkü konu hani biraz içinde olduğum için... ...bu olayların. E, hepinize sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. İyi ki yanımızdasınız. Hepinizi seviyoruz. Biz de. Ben de hepinizi seviyorum. Sevgili dostlar... E, bu içerik yani valla işte beğenme butonunu falan filan artık söylemeyeceğim. Abonelik mevzusunda da belirtmeyeceğim. Bu çünkü öyle bir içerik değil. Bu içerik bir teşekkür içeriği. 200 videonun neticesinde çektiğimiz şeylerin içeriği. Çünkü inanın bana bir içerik üretmek öyle kolay değil. Hani bugün kolay çünkü sohbet niteliğinde ama... ...inceleme yaptığınızda işte doğrusunu vermek için... ...ne bileyim ben eksiğini artısını iyice incelemek için... Ciddi yemek sarf ediyorsunuz her içerikte Her zaman öyle. Kameranın arkası kameranın önünden çok daha zor bir olay. Çünkü onun arkasında çok detay var. Sizlere gelene kadar, yemek pişilip sunulana kadar. Aynen öyle. Bir Ama... de biliyorsunuz ben tek başılık bir şeyim, takımım yani. Her şeyi kendim yapıyorum. Ses ayarlamasını, video çekimlerini, kamera çekimlerini, içerik ayarlamalarını, script yazılımlarını... Ee, ne bileyim ben teknik ayarları vesaire vesaire. Zaman evet. zaman hatalarda oluyor tabii çünkü dediğim gibi hatalarımı düzeltebilecek ya da toparlayabilecek herhangi bir insana sahip değilim. E ben de insanım, hata yaparım. Ya elbette hepimiz için bu geçerli. Ee, önemli olan buradan size e, geçen duygudur bizim için ee, anladıklarınız veya anlamadıklarınızdır. Biz bundan mutlu oluyoruz. Hepinize tekrar sonsuz teşekkürler. Yorumsuz bırakmayın, sevgisiz bırakmayın, ilgisiz bırakmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Sevgili dostlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben Erdin Çomaç. Ben de yenge. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.